çerez parası değil, çerez. Çerez parası değil. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e verilen makam aracını bu sözlerle savunmuştu. Eleştiriler daha da arttı. Bakan Şimşek eleştirilere katıldığı bir televizyon programında sözlerini yineleyerek yanıt verdi. Bütçede makam araçlarına harcanan paranın ne kadar cüzi bir miktar, az bir miktar olduğunu ifade etmek için çerez parası dedim. Şimşek, makam aracına yapılan harcamaların cüzi bir miktar olduğunu savunmaya devam etti. Kamuda olan 115 bin aracın içinde, bakın, 4 toplam kamudaki araç sayısı merkezi hükümetin 115 bin. Evet. Bunun içinde sadece 471'i kamunun makam aracı diye nitelendirebileceğimiz araçları. Bunun da toplam bütçe içindeki harcamaları 1/100'de değil. Bakan Şimşek, milyon liralık makam araçlarını cüzi maliyetini çerez benzetmesiyle anlattı. Oysa AKP döneminde çerez parası deyimi de tarihe karıştı. Çerez artık el yakıyor. Vallahi pahalı. Peki alabiliyor musunuz? 5 liralık, 3 liralık, 5 liralık alıyoruz işte. Ne yapalım, ona gücümüz yetiyor, o kadar alıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Çerez artık çoğu eve girmiyor. Örneğin İstanbul'da fındık fiyatı 120 liraya kadar çıkmış durumda. Çerez satın alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Fiyat bakımından pahalı. İmkanı yok almamıza. Yani zor geçiniyoruz kızım. Şimşek, makam araçlarının maliyetinin bütçenin 1/7'sine denk geldiğini belirtmişti. Bir kilo fındık bir asgari ücretlinin bütçesinin %17'sine denk düşüyor. Ayda bir ancak. İkincisini olmuyor. Alamıyoruz, gücümüz yok. Burası daha pahalı. Almanya'dan daha. Bakınca her şey çerez, her pahalı. Fiyatların yüksekliği sadece alıcıyı değil, satıcıyı da etkiliyor. Çerez alımları zayıfladı. Çerez satışları hiçbir şey yok şu anda. Doğru görüyorum.